Evet, herkese merhaba. Bugün ISBN, ISSN ve ISMN ile ilgili biraz konuşacağız. Bu çalışmaları aslında daha önceki derslerde veya daha önceki çalışmalarda çok sık duymuşsunuzdur. Belki ISMN ile ilgili çok fazla bilgiye sahip değilsiniz ama hem önceki bilgilerinizi bir tazelemek açısından hem de bu konularla ilgili ulaşabileceğiniz bir takım kaynakları görebilmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ekygm.gov.tr adlı bir adres var. Burada Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün bir sitesi bu. Başında bir e var. Elektronik tarafını oradan aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu portala girdiğimiz zaman ISBN, ISSN, ASMN ile ilgili bir takım çalışmaların çok detaylı bir şekilde erişebileceğiniz bir portal söz konusu. Ben buradan tanımlarla arzu ederseniz devam edeyim. EKYGM'nin buradaki ASBN tanımına baktığımız zaman International Standard Book Number'ın bir kısaltılmışı zaten biliyorsunuz ASBN. 1970'te Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO'nun 21.08 standardı olarak üye ülkelerin onayıyla yürürlüğe giren bir numaralandırma sistemi olduğunu görüyoruz ISBN'in. Buradaki amaç kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilmesi ve belirli bir yayıncının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlayabilmenin sağlanması. Aslında burada aynı bizim TC kimlik numaralarımız gibi, öğrenci numaralarımız gibi bir anlamda kitaplara, basılı eserlere ve daha sonra da bunun elektronik tarafı da mevcut. Burada bir bunlara unik, benzersiz numara verilmesinin sağlanması. Peki ISBN hangi yayınlara verilir? Basılı kitaplar ve kitapçıklara ISBN numarası verilebilir, alınabilir daha doğrusu. Kabartma yazıyla hazırlanmış bir takım kitaplara yine alınabilir. Yayıncı tarafından düzenli olarak güncellenmesi ve takip edilmesi gerek olmadığı varsayılan basılı yayınlar burada önemli. Bunlara verilebilir. Burada da işte o ISSN, birazdan ona da gireceğiz ama onunla buradaki farkını detaylı olarak ifade ediyor. Ayrı basılar burada kullanılabilir. Bunlara ISBN numarası verilebilir. Yani bir yayın içindeki belirli bir bölüm ayrı bası olarak hazırlanırsa buna verilebilir ve haritalara da yine ISBN numarası verilebilir. Burada öğretim amaçlı filmler, videolar ve slaytlar da ISBN numarası alabilir. Belki bu birazcık daha yeni bir bilgi olarak çok fazla bizim aslında kafamızda yer almayan bir çalışma ama bu çalışmalara da yani bu şekildeki medyalara da ISBN verebiliyoruz. Kaset, CD veya DVD, işitsel kitaplar burada aslında konuşan kitaplar olarak da ifade edilir. Bunlara da ISBN numarası alabiliyoruz. Fiziksel bir taşıyıcıda olsun, İster internette olsun veya elektronik kitaplarda olsun bunların tamamına ISBN alabiliyoruz. Yani bir kitabın bir CD üzerinde olması ya da bir elektronik başka bir medya üzerinde yer alması, internet üzerinde olabilir, farklı bir medyada olabilir. Bunlar da veya fiziksel bir yapı olabilir. Hiç fark etmiyor. Bunların hepsine ISBN numarası alınabiliyor. Burada basılı monografik yayınların dijital kopyalarına da ISBN numarası alınabiliyor. Yani normalde bir kitabın basılı bir versiyonu var ama bunun bir elektronik kopyası da hazırlandı. Bir e-kitap olarak hazırlandı. Buna da yine ISBN numarası alınabiliyor. Mikrofilm yayınlarına alınabiliyor. Mikrofilmler artık çok fazla belki de hayatımızda yok ama bunlara da alınabiliyor. Ve karışık medya yayınlarına temel olarak bir metin belgesi var ama işte bunun bir videosu da var. Bunun bir farklı medyaları da var. Bunların yaratmış olduğu bir kombinasyona da yine ISBN numarası verilebiliyor. Peki hangi yayınlara ISBN numarası verilemiyor? Burada süreli yayınlar, bu kapsam dışarısında reklam veya bu amaçlarla kısa süreli hizmet için basılmış materyaller, broşürler, programlar, tanıtım katalogları bunlara ISBN numarası alınamıyor. Basılı müzik eserlerine alınamıyor ve burada ise süre yayınlar ve basılı müzik eserleri başka bir kategoride çünkü değerlendiriliyor. Kitap başlığı ve metin kısmı olmayan sanat baskıları veya sanat dosyalarına ISBN alınamıyor. Yani siz mesela bir katalog oluşturuyorsunuz. Bu
ama bir tanıtım kataloğu değil de örneğin bir serginin kataloğu, bunu ISBN alabiliyorsunuz ama orada metinler yoksa, bir başlık yoksa, kitap başlığı yoksa, örneğin tek bir tabloya, tek bir çizime burada ISBN numarası almak mümkün olmuyor. Burada kişisel dokümanlar bu kapsam dışarısında, yani ben bir özgeçmiş alırdım, bir de buna ISBN numarası alayım deme şansımız yok. Tebrik kartları, müzik eseri kayıtları, eğitim öğretim işleri dışında herhangi bir amaçla hazırlanmış bir yazılıma burada biz ISBN numarası veremiyoruz. Ama dediğim gibi bir eğitim yazılımı olabilir. Bu anlamda buna bir ISBN numarası almak mümkün. Elektronik gazete bültenlerine, e-posta ve diğer elektronik haberleşme yöntemlerine ve oyunlara ISBN numarası alınamıyor. Ama bir eğitici oyunsa bu, bir eğitim yazılımı olarak değerlendiriyorsa burada ISBN numarası tabii ki almak mümkün oluyor. Elektronik yayınlar için ISBN'de nasıl bir durum söz konusu? Burada bir yayına elektronik erişimin mümkün olması halinde ISBN numarası verilebiliyor. Bu metin içerdiği, halka sunulduğu ve süreli bir kaynak yayın olmak üzere planlanmadığı bir ön koşulu var burada. Yine aslında biraz önce belirttiğimiz bu normal basılı kaynaklardaki sınırlamalar bir anlamda elektronik yayınlarda da var. Yani burada süreli bir kaynak olmaması gerekiyor. Peki ISBN'i tamamlayalım, ISSN'e geçelim. ISSN nedir? Bu da uluslararası standart süreli yayın numarası olarak karşımıza çıkıyor ve devam eden, devamlı bir kaynak olarak burada karşımıza çıkan bir yapı var. 2 küme ve 8 haneden oluşan standart bir numaralama sistemi. Yine ISO'nun bir numaralama sistemi. Bir standart numaralama, bir benzersiz burada aslında tanımlayıcı kimlik durumu söz konusu. Buradaki ISSN'de nasıl bir tahsis durumu söz konusu? Akademik veya akademik olmayan dergiler bunu alabiliyor. Elektronik dergiler yine ISSN alabiliyor. Fihristler bu ISSN numarasını alabilmesi mümkün. Yıllık raporlar ve gazeteler yine ISSN numarasını alabiliyor. Peki ISMN nedir? Burada aslında ISBN'de demiştik bu müzik eserleriyle ilgili bir takım sınırlamalar vardı. İşte bu sınırlamalar artık müzik eserlerinin basılı yapısı olarak uluslararası standart müzik numarası kullanarak bu çalışmaları yapılabiliyor ve 13 adeden oluşan uluslararası bir numaralama sistemi oluyor. Burada bir takım partisyonlar, partitürler, popfolyolar, notalar olabilir ve bunların elektronik halleri de yine ISMN alma şansına sahip olabiliyor. Burada nelere verilebiliyor ISMN numarası? Bir yayımın parçalarının her birine ISMN verilebilmekte. Burada işte de belirli bir partisyon olabilir, belirli bir partitür olabilir. Burada vokal ayrı olabilir, işte minyatür bir bölümü olabilir. Ya da bir takım farklı enstrümanların partisyonları olabilir. Bunların hepsi de kullanılabilir. Ayrı olarak bulunabilecek tek tek parçalara da burada verilebilir. Müzik eserleri için hazırlanmış olan antolojiler de burada yer alabilir. Bunların hepsine ISMN numarası verilebilir. Burada müzik konulu kitaplara ISBN verilmez. Bu yine ISBN olarak alması lazım. Tek başına ses ya da video kayıtları burada işte içinde bir nota içermiyoruz, ISBN alamaz. Bilgisayar ortamında mevcut olan kayıtlar da dahil. Burada bunlara bir ISBN numarası vermek mümkün değil. Bir bütün halinde dergilere ve serilere verilemez. Seri içindeki tek ciltlere verilemez. Yani bir şekilde aslında bunlar, eğer dergiler ve seri ise bunlar yine ISSN alabilir. Eğer müzik konulu bir kitapsa ISBN alabilir ama burada müzik eserinin bir şekilde notasının olması gerekiyor. Belirli bir bölümünün veya bir kısmının, bunlar sadece ISBN alabiliyorlar. Burada ISBN'e, ISSN'e ve ISMN'e değinmeye çalıştık bu videoda. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgileri EKYGM adresinden, gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Çok daha detaylı bilgilere Kültür Bakanlığı'nın sitesinden erişmeniz mümkün olabilir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.